Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu Tiril Tiril Yazlık Hırkayı yapımını anlatacağım. Daha doğrusu başlangıcını göstereceğim. Zaten sonrasında ne kadar büyüteceğinizi kendinizin bedeninize göre büyüteceksiniz. Bu hırka altıgen hırka diye geçiyor arkadaşlar. İpim tiril tiril, ipek bir iple ördüm. İpimi kilo işi satan yerlerden aldım arkadaşlar. Sizler de öyle yapabilirsiniz ama Alize Diva'ya da çok uygun bir model. Alize Diva ile örebilirsiniz. Bu ipi her yerde bulamayabilirsiniz. Şimdi öncelikle şu orta kısmından başlayacağız. Bunun için 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk şu orta yuvarlığa yapacağız. 3 zincir çektik. Ve ikili yapmadım ben. Siz üçlere çıkabilirsiniz. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde 1, 2 zincirle bir trabzan daha yapıyorum. Yine 2 çekimle ikili trabzan deniliyor buna. Yapıyorum. Aynı ipten göstermiyorum. Siyah olduğu için belki anlamakta zorluk çekersiniz diye. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. İki zincir. Tekrar 2 zincir. 1, 2, 3, 4. 6 tane bu şekilde yapacağız. 2 zincir daha. 6'mızın içini gördüğünüz gibi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dolduruyoruz. Yine 2 zincir çekip hemen şurada şuraya bu şekilde batıp yuvarlağımızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen şu ortaya batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi şu ortadaki ikinci sıra yapacağız arkadaşlar. Bunun içinde bir şu hemen ilk yuvarlağa çektiğimiz 3 zincir ve yanına 2 trabzan yaparak 2 tane trabzan oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere 1 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki ilk boşluğa batıyoruz. 1 bir tane daha yapıyoruz. 2 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa batarak bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Şu şekilde oluyor modelimiz. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Karşı boşluğa batıyorum. Buraya da yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine 1 2 tane yapmış oluyorum. Bunlar bizim devamı bu şekilde ilerleyecek. 2 zincir çekiyorum. Yine hemen boşluğa batıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, yine aynı boşluğa batarak bunlar bizim köşelerimiz olacak arkadaşlar. Şunlar devamlı ilerleyecek. Yine 2 zincir çekiyorum. Yine sıradaki boşluğa batıyorum. 2 zincir, yine aynı boşluğa. Bakın şu şekilde.
şekilde iki zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. İki tane kilit trabzan, iki zincir aynı yere. İki trabzan daha yapıyorum. Son köşeyi oluşturuyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen şuraya şu şekilde batıp birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle ortaya batıyorum. Şu şekilde alıyorum. 1, 2, 3. Şimdi şu sırayı yaptık. Şu sırayı yaptık. Şimdi şu sırayı yapacağız arkadaşlar. Bunun içinde yine şuraya şu şekilde 3 zincir çektim. Yanına bir trabzan daha yaptım. 2 tane trabzan yapmış oldum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha ve yanına bir trabzan daha. Bunlar bizim köşelerimiz olacak. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burada 2 zincir çekip karşıya atladığımız şuradaki 2 tane zincir çektiğimiz boşluk var. Buraya da 2 zincir çektim. Bir trabzan. Bir trabzan daha yanına 2 zincir çekiyorum. Ve hemen bu köşemize geldik. Köşelerimiz hep aynı olacak. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Hemen köşemizi oluşturduk. 2 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa 1 İki tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen köşeme geldim. Köşemde yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bakın şuraya geldim. Oraya sadece iki tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Köşeme geldim. Köşede aynı. 2 trabzan, 2 zincir aynı yere. 2 trabzan. 2 zincir. Boşluğa geldim. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Yine köşeme geldim. Köşemde yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Ve 2 zincir ortadaki yere geldim. Buraya 2 trabzan. 2 zincir ve köşeme geldim. 1 2 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Evet. 2 zincir ve son kez şu ortaya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Hemen aynı şekilde şuraya batıyorum. Şu şekilde ve tekrar ortaya batıyorum. Bir tane daha kaydırıyorum. 1 2 3 zincirle 1 3 sıraya çıkacağım. Şimdi 1 2 3 4.'ü yapacağız şimdi arkadaşlar. 1 2 3 4. sırayı yapacağız. Şimdi burada yine bu bizim köşemiz. Yine 1 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan daha. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum. Buraya sık iğne yardımıyla batıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şurada yaptığımız ortadaki iki trabzanın üzerine yine 1 ve 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Ve şu ortada yine köşemi yapıyorum. 1 2 Burası köşemiz, devamlı aynısı olacak. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum.
Şuradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimin üzerine, tığımın üzerine doluyorum. Bir alt sırada yaptığımız şu 2 tane trabzanın üzerine yine 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu şekilde boşluğa batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen köşemi yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladık. Bakın balonlanmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi bu sırada yine köşedeyim. 2 zincir çektim. Yine köşeye gel. Köşeyi yapıyorum. Köşeleri artık anladık. Köşeleri anladık. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. Bakın şurada 3 zincir çekip batmıştık ya, şuradaki ilk boşluğa hemen batıyorum. 1, 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bakın burada ortadaki trabzanımız devam ediyor. Hemen ona 1, 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın bu köşenin yanında şu boşluğumuz var. Hemen ona batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın bir alt sırada birdi arkadaşlar. Şimdi 3 tane oldu. Artmaya başladı. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Köşemi yapıyorum. 3'den sonra 2 zincir çekiyorum. Bakın şurada hemen köşenin yanındaki şu ilk gördüğümüz zincirli boşluğa batarak 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın şurada hemen trabzanlarımız var 2 tane. Ona yine batarak 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen şurada köşemin yanındaki yere batarak buraya da 1, 2 trabzan yapıyorum. 2 zinciri çekip köşemi yapıyorum. Bir daha göstereyim. 2 zincir çekiyorum. Bakın hemen şuradaki ilk boşluğa batarak buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki gördüğüm yan yana olan 2 trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şu köşemin yanındaki boşluğa batarak buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip köşeyi yapıyorum. Evet. Bu sırayı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Yine sırayı tamamladım. Hemen yine şu orta yere kaydırma yöntemiyle ortaya geçiyorum. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Yine burada köşemi çalışacağım. Köşe çalışması. Şimdi artık zaten bundan sonra şu sıra ve şu sıra devamlı yapacağız. Şimdi şu sırayı yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Hemen şu boşluğa batıyorum. Yapmıştık bunu zaten şurada. 3 zincir çekiyorum. Bakın burada gördüğüm 2 tane trabzan var. Bunun üzerine 1, 2 tane yine trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu boşluğa batıyorum. Üç zincir çekiyorum. Hemen yine sıradaki trabzanın üzerine, trabzanların üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu boşluğa batarak ipimi sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum.
Hemen sıradaki gördüğüm iki trabzanın üzerine iki tane trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Yine buraya batıyorum. Üç zincir çekiyorum ve köşeme geldim. Köşeyi yapıyorum. Bu sırada böyle. Dediğim gibi, bakın şurada göstereceğim. Bir bu sırayı yapacağız, bir bu sırayı yapacağız. Devamlı aynı şekilde. Şimdi buraya mesela bir dahaki sırada buraya ikili trabzan yapacağız. İki zincir çekip buraya 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 yapacağız arkadaşlar. Zaten balonlanmaya da başladı gördüğünüz gibi. Şöyle yaparsak bakın şöyle. Zaten gözükmeye başladı. Burası beden tarafı. Burası kol tarafı olarak. Öyle bu şekilde büyüteceğiz. Şimdi bunu ne kadar büyüteceğiz? Esasındaki mesele o. Şimdi bu hırka bana tam oldu. Ben 40 beden giyiyorum arkadaşlar. Ve şurada başladığımız nokta var ya arkadaşlar. Biraz küçülteceğim. Bakın. Şu bizim köşelerimiz. Örgüde anlattım demin köşelerimiz. Burada köşeleri sayarsak ilk yuvarlak haricindeki köşeleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane köşe yaptığımda, modeli uyguladığımda 26 köşe benim için yeterli oldu. Sizin bedeniniz 38 ise daha iki eksiğini yapabilirsiniz. Eğer daha büyükse iki sıra fazlasını yapabilirsiniz. Tamamen sizin beden ölçünüzle alakalı. Şimdi bu yaptığımız parçadan iki tane yaptığımızda hırkamız olacak. Aynı parçadan aynı şekilde iki tane öreceğiz arkadaşlar. Ve iki tane ördükten sonra pardon şunun kolu içeride kalmış düzelteyim. İki tane ördükten sonra örgümüzü şu çift yaptığımız yani iki trabzan iki zincir iki trabzan iki zincir yaptığımız sırada bitireceğiz. Bitirdikten sonra önce sırtı bir ekliyoruz. Sırtı ekliyoruz. İki parçayı birbirine birleştirmiş olacağız. Sonra kol için şurası normalde açık arkadaşlar. Onu birleştirdik. Şimdi omuz içinde daha doğrusu kollar içinde şöyle baktığınızda birleştirme yaparken şurada şu köşeyi saymayalım. Köşeyi saymayalım. Şuraya getireyim. Daha iyi anlaşılır. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan 5.'yi bulacaksınız. Şu orta. Şuradan da 5.'yi bulacaksınız. Yani benim ensem için yeterli oldu. Size 6 da o denk gelebilir. 5.'den sonra yine buradan kolumuzu birleştireceğiz. Burası bizim ense kısmımız olacak. Aynı diğer kol birleştirirken de buradan 5.'yi buldum. İki tane karşılıklı 5.'yi işaret yakaladıktan sonra birleştirdikten sonra örerek zincirle şu iç taraftan bakın. 3 zincir çektim, şu orta zincire battım. 3 zincir çektim, şu orta zincire battım. Şöyle göstereyim. O şekilde kolu da tamamladım. Kolu birleştirmesini yaptıktan sonra hemen şuraya şöyle bir
bant geçtim arkadaşlar. Tamamen trabzanla doldurdum. Onu da nasıl yaptım? Zaten mevcut trabzanlarım üzerine trabzan yaptım. O iki zincirimizin üzerine de iki tane trabzan yaparak hepsini tamamladım. Bu sırtı da birleştirdikten sonra şu aşağıya geliyoruz. Buradan başlıyorum birleştirmeye. Aşağıya geldim. Buradan şu dediğim tamamen trabzanlardan oluşan dolguyu döndüm, dolaştım. Geldim yine aynı yerde bitirdim. Hırkamız bu şekilde arkadaşlar. Yazlık, tiril tiril, alize diva ile örebilirsiniz. Bu şekilde gayet hoş, aksesuar şeklinde kullanabileceğiniz bir model oldu. Şimdi ölçü de vermek istiyorum. Önce şu kol kısmının ölçüsünü vereyim. Kolum şu köşeden aşağıya kadar baktığımda 28-27 santim arkadaşlar. Tabii burası da hemen hemen aynı olacak. Çünkü eşit uzunlukta ördüğümüz için. Evet, 27 santim bura, 27 santim bura. Şu enseden bedene kadar olan uzunluğum ise 49 santim arkadaşlar. Hemen şuranın ölçüsünü de vereceğim. Hırkamızın eni de yine 49 santim. Çünkü eşit. Bu şekilde arkadaşlar, yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olduktan sonra yanındaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.